Herkese merhaba, ben Müşra. Kanalıma hoş geldiniz. Şu anda Frankfurt'taki Christmas Market'teyiz. Bu videoda size Frankfurt'taki Christmas Market'ı ve Wiesbaden'daki Christmas Market'ı göstereceğim. Bugün buraya aç geldik ve burada geleneksel yemekler de var. İşte normal Almanların ünlü o bratwurstları, sosisleri de var, o ateşte pişirilen. Onları yiyeceğiz. Tatlılar da var, krepler var, işte churroslar var. Çekin tatlılarından da var, bu adını hatırlamadığım T ile başlayan tatlı da var. Şimdi onları bugün birkaçını deneyeceğiz. Şimdi marketi gezelim. Sıraya girdik şimdi. Sosis sırası bekliyoruz. Köfte gibi bir şey ya. Frikadelli işte. Evet, Rindwurst'umuzu aldık. Bakın size göstereyim. Şöyle ketçaplı aldım ben. Çok güzel duruyor. Çok güzel. Çok soğuk. Şu maskemi cebime bir koyayım. Evet, churroslarımızı yiyeceğiz. Evet. Hazır mısın? Hazırım. Ama sen yüksektesin şu anda. Hiç hoş olmadı. Ben çıkayım oraya. Evet, tadıyorum. Tat bakalım. Puan. Soğumadan ben de alayım ya şu temizlikli şokolada deneye. Çok sıcak anlamıyorum. €6
Evet, bu yıl ilk aynımızı da içiyoruz. Oha, ellerime bak. Donmak üzere. Aşkım, görüyor musun pembeliği? Evet, Frankfurt Christmas Market bu kadardı. Umarım sesim duyuluyordur. Şimdi Wiesbaden'a geçelim. Yani yarına geçelim. Herkese ertesi günden merhaba. Biz şu an yola çıktık ve Wiesbaden Christmas Market'a gidiyoruz. Bakalım orada ne çeşit yemekler var. İnşallah Burs'tan başka bir şey var ya. Bugün hiç sosis yemek istemiyorum. O aradığımız hani pişi gibi bir şeyden bahsetmiştim. Onu biz Prag'da yemişiz. Ondan sonra burada olmaması normal, yani olmayabilir. Neyse, bakacağız. Varsa ondan yeriz. Yoksa ben böyle kumpir gibi bir şey satıyorlar. Fırında patates ve içine böyle ekşi krema sosu gibi bir şey koyuyorlar. Onu yiyebilirim ya da bilmiyorum, farklı şeyler de yiyebilirim. Evet, şimdi gidiyoruz. Arkadaşlar, şimdi arabamızı park ettik ama sokak o kadar güzel ki size burayı göstermek istedim. Barış'a şeyi soruyorum ya, bunlar ev mi gerçekten, bu bölgesinde insanlar mı yaşıyor diye. Mesela ilki bu, biraz şey mat duruyor kamerada ama zaten iPhone'a çektiğim için yani nasıl kalite bekliyorsunuz. Neyse, burası turuncu aslında, yani böyle tuğla rengi bir güzel bir bina, yani kaç yılından kalma bilmiyorum. Asıl şu köşede bir bina var. Şimdi öbür köşesinden göstereceğim orayı. Tam oradan, çünkü biz şuradan döndük ve bu sokağa girdik. Dedim ki burası ne, hani bir şey mi burası? Yok dedi, normal apartman. Şimdi önüne geçip onu göstereceğim size. Evet, dışı böyle binanın. Yani sütunlar falan böyle, bildiğiniz sütun yani. Anlamadım, böyle tarihi bir yer sandım. Öyledir muhtemelen, tarihi bir binadır. Ama yani içinde insanlar yaşıyor, normal apartman yani. Çok güzel, aşırı beğendim. Bu tarafta da var bina. Çok beğendim. Neyse, şimdi Christmas Market'a yürüyelim. Testle giriliyor galiba. Hayır, aşı kartı. Aşı kartım yanımdaymış. Aşkım bak, bana böyle heyecanlı şeyler yapma lütfen. Arkadaşlar, evet, şu an giriş sırasındayız. 2G kuralları var. Yani 2G demek hem testin, pardon. 2G demek neydi aşkım ya? Aşılı olunca geçebiliyordun değil mi? Aynen. Aşı ve maske 2G oluyor sanırım. Tam da emin değilim. Neyse, aşılıysanız, aşılıysan geçebiliyorsun yani. Sıkıntı yok.
Şimdi sıradayız. Şöyle kilisenin yanındayız. Bunu Wiesbaden vlogumda anlatmıştım bu kiliseyi. Evet, girdik şimdi Weihnachtsmarkt'a. Bayağı bir kalabalık. Yerlere böyle yumuşum şeyler atmışlar. Oy, burada da bir tatlı köpecik var. Şimdi gezeceğiz ve o dediğimiz langoş mu, lagoş mu, o pişi neyse onu bir arayacağız. O varsa onu yiyeceğiz. Şimdi onu ararken de ben size böyle etrafı göstereceğim biraz. Evet, bir fırına geldik. Fırın böyle pide gibi, pide tarzı bir şey yapıyor. Hatta şurada göstereyim size. Böyle şeyler. Buradan çeşitli bir şey alacağız. Ben şu spesiyelden alacağım galiba. Neyini alıyorsun aşkım? Yani... Evet, ben patatesli bir tane aldım. Patatesli ve peynirli. Burada da Barış soğanlı ve şipekli aldım. 2 euro vielleicht? Sehr geehrte Besucherinnen und Besucher, bitte beachten Sie, dass die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske besteht. Wir danken für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe. Az önceki yediğimiz o pide gibi şeyin adı dinletteymiş. Gördüğünüz gibi çeşitleri var. Klasik, rustikal, spesyal dediği mantarı, vejeteryan var, domatesli ve feta dediği de beyaz peynirli. Şimdi bunları, evet şimdi bunları nerede pişirdiklerini gösteriyorum. Burada gördüğünüz gibi bir taş fırın var. Burada pişirip öyle servis ediyorlar, öyle satıyorlar. Gördüğünüz gibi yukarıda pişmişler var. Bu arada lezzeti çok çok güzeldi. Ben bayağı beğendim. Evet, yemeğimizi yedik. Şimdi tatlı arıyoruz. Aşkım sen şu krepçi mi diyorsun? Başka yok ki zaten. Bu kadar. Okey. Krep yiyelim. Dün yemedik zaten. Krep yiyelim. Evet, Barış sıradayken ben de size krep şeyini göstereyim, burasını. Gördüğünüz gibi burası içecek kısmı. Şuradaki sırada krep sırası. Burada en tepeden başlayalım. Tarçın, şeker, nutella, fındık, şile, karamel, elma püresi, vanilya, banana, vişne, hepsi, ananas bile var. Yani bayağı çeşitli bir krepçi. Hatta aşağıda keyze, yani peynirli, işte şinken, salamlı falan öyle şeyler de yapıyorlar. Hem tuzlu hem tatlı olan bir krepçi. Biz tatlısını yiyeceğiz. Bakın ben herhalde nutella, banana, o tarz bir şey yerim diye düşünüyorum.
bak. Bu da benimki. Evet, ışık çok kötü. Olsundu. Yine de. Yine de. Çok güzel. Evet, sıcak şaraplarımız da geldi. Ve pembe. Nice. Evet, bu Christmas Market'tan ayrılmadan önce Barış kestane almak istedi. Evet, kestanemizle eve dönebiliriz. Hadi bakalım. Evet, Wiesbaden'daki Christmas Market de bu kadardı. Biz şimdi eve döneceğiz. Çok soğuk. Bu videoyu da burada kapatıyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ve eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Diğer videolarım daha görüşmek üzere. Bye.